Merhaba sevgili çocuklar. Eğitim Tokat TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özlem öğretmeniniz. Matematik dersinde bugün kesirlerde bir kesrin bir bütünde verilen kesir kadarını bulma çalışmaları yapacağız. Aslında bu çalışmalar çocuklar 3. sınıfta da yapılmış olan çalışmalarda biz birazcık daha hem hatırlayacağız hem de üzerini biraz daha arttırarak bilgilerimizi ilerleyeceğiz. Evet, ilk olarak basit bir örnekle başlayalım. 10 elmanın 5'te 3'ü kaç elmadır? Evet çocuklar, bu sizin 3. sınıfta da öğrenmiş olduğunuz kesir problemlerinden birisi. 10 elmanın 5'te 3'ü kaçtır? Şimdi 10 tane elma görüyoruz çocuklar. Biz burada bu tarz soruları yaparken unutmadan ve tembellik yapmadan yapmamız gereken şey modellemek. Şimdi burada zaten gördüğünüz gibi elmalarımız var. 5 parçaya böleceğiz bu elmaları ve bu elmanın 3 parçasını bulacağız. Şimdi şöyle düşünelim, tamam mı çocuklar? Bunu 5 parçaya böldüğümüzde şöyle. Her bir parçaya kaç elma düştüğünü gördük? İkişer elma düştü. Şimdi diyor ki 10 elmanın 5'te 3'ü. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 parçaya böldüm ve şuradaki 3 parçayı soruyor. Yani 2, 4, 6 elma yapar o da. Peki ben bunu işlem olarak nasıl yaparım çocuklar? Şimdi 10 elmam var. Ben bunu 5'e bölüyorum. Yani 10 bölü 5 diyeceğim. Ki ne yapmış olacağım? Her bir bölümde kaç tane elma olduğunu bulacağım. Her bir parçada. Bakın burada da var zaten. Her bir bölümde ikişer tane elmam var. Peki benden kaç bölüm istiyor? Yani kaç parça istiyor? 3 parça istiyor. Şimdi bir parçada 2 tane elma varsa 3 parçada kaç tane elma vardır şeklinde de işlemimizi yapıyoruz. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Bakın çocuklar, burada da yine sayıların 1 bölü 3'ünü, işte 9 bölü, 4 bölü 9'unu ve 8 bölü 15'ini bulacağız. Sayımız 45 ve 18. Yapmamız gereken çocuklar, tekrar ediyorum. Problemler çözerken şekiller çizerek ne yapacağımızı bileceğiz. Yani ezbere asla bir şey yapmayacağız, anlayarak. 45'in 3'te 1'i. Çocuklar, ya bir bütün 3 parçaya bölündü, bir parçasını istiyor. O zaman 45 bölü 3. Neden 3'e bölüyorum? Çünkü her bir parça, biliyorsunuz kesirlerde eşit, değil mi? Her parça eşitti. Ben 3'e bölerek her parçaya kaç sayısının gelmesi gerektiğini bulacağım. 45'i 3'e böldüğümde çocuklar 15 yapar. Bir parçası, ya her bir parça 15. Yani şöyle düşünelim çocuklar. Burada 3 parça, her parça 15, 15, 15. Kaç parçasını soruyor çocuklar? Bir parçasını soruyor zaten. O zaman burada cevabımız kaç olacak? 15 olacak. Yani 45'in 3'te 1'i 15. Şimdi 45'in 9'da 4'ü. Bu defa çocuklar, 45 sayısını 9'a böleceğim ki her bir parçada kaç sayısının olduğunu bulacağım. 45 bölü 9 eşittir 5. Yani her bir parçada çocuklar 5 var. Kaç parçasını soruyor benden? Bu 5'ten kaç tane? 4 tane. 5 çarpı 4 eşittir 20. Evet çocuklar, 45'in 9'da 4'ü de 20. Ve 45'in 15'te 8'i. Şimdi burada da 45'i 15'e böleceğim. 45'i 15'e bölerek her bir parçanın kaç olduğunu bulacağım. 45 bölü 15 eşittir 3. Peki her parçayı buldum. Yani her bir parça 3. Kaç parçasını istiyor benden? 8 parçasını soruyor. O zaman 3 çarpı 8 eşittir 24. Çocuklar, ben bu konuları zaten bildiğinizi düşünüyorum ve bu şekilde bir hatırlama yapmış olacaksınız. Şimdi de 180'in 3'te 1'ini bulalım. 180 bölü 3 eşittir kaç olur çocuklar? 60 olur.
Bir parçasını soruyor zaten burada. Yani her bir parçayı 60 olarak bulduk. Bir parçası da yani üçte biri de 60'tır. 180 9'da 4'ü. Çocuklar 180'i 9'a böleceğim. O da 20 yapar. 20 her bir parça 20. Bir parçası 20 ise 4 parçası ne yapar? Evet, onun da cevabı 80 çocuklar. Ve son olarak 180'in 15'te 8'ine bakalım. 180 bölü 15. Çocuklar 180'i 15'e böldüğümüzde 12 çıkar. Ve çocuklar 12 bir parçası, 8 parçası da 12 çarpı 8. Evet, o da 96 yapar çocuklar. İşte bu kadar. Biz ne yapıyoruz? Payda bize ne diyorsa çocuklar paydanın dediğini yapacağız. Payda bize ne derse o. Payda kaça böl derse ona böleceğiz. Bunu yaptığımızda çocuklar inanın çözemeyeceğiniz bir tane bile kesir problemi olmaz. Siz sadece payda ne derse o. Patron payda. Unutmayın çocuklar. Şimdi bununla ilgili birkaç tane problem çözerek konuyu daha iyi kavrayalım. Evet, Çınar bir günün 8'de 3'ünü uyuyarak geçirmektedir. Çınar bir günde kaç saat uyumaktadır? Evet çocuklar, şimdi bakalım. Çınar bir günün 8'de 3'ünü uyuyor. Hemen şöyle bir şekil çizelim. Çocuklar bu şekli çizerken sizden rica ediyorum lütfen tembellik yapmayın, ne gerek var demeyin ve şekilleri mutlaka çizelim. Evet çocuklar, şimdi bunu biz 8 parçaya böldük. Bunu bir gün olarak düşünelim. Bunun bugünün 3 parçasını Çınar uyuyarak geçiriyor. Bakın çocuklar, problem çözerken kendi cümlelerimle not almak da çok önemli. Yani şurası Çınar'ın uykuda geçirdiği zaman. Bir gün düşünelim. Bugünü 8 parçaya böldük ve Çınar'ın uykuda geçirdiği 3 parçası bunun. Gelelim bir güne. Bir gün kaç saatti çocuklar? 24 saatti, değil mi? O zaman 24 bölü kaç? Payda ne diyor çocuklar? 8. 24 bölü 8. Neden 8'e bölüyorum? Çünkü payda 8. 8'e böleceğim ki her bir parçanın kaç olduğunu bulacağım çocuklar. Ve 24'ü de 8'e böldüğümde 3 buluyorum. Şimdi her bir parçayı buldum. Buraya böyle yazabilirim. Her bir parçanın içerisine, değil mi? 3 yazdım. Bakın aslında başka hiçbir şey yapmadan zaten şekle baktığımda şekil bana doğru cevabı söylüyor. Sorunun cevabını söylüyor. Şimdi uyku diye yazmışım zaten 3 parçasına. 3 tane 3. 3, 6, 9 ya da 3 çarpı 3. Evet çocuklar, işte gördüğünüz gibi 9 saat. Çınar'ın uykuda geçirdiği saat 9 saatmiş. Evet çocuklar, uyku önemli. Sizler de erken yatın, erken kalkın ve uykunuzu alın çocuklar. Şimdi gelelim diğer problemimize. 25 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 5'te 3'ü kız öğrencidir. Bu sınıftaki kız öğrencilerin sayısı kaçtır? Evet çocuklar, şimdi sınıfımız 25 kişi. Ne yapıyorum? Evet çocuklar, hemen şekil çiziyorum. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Bakın her defasında söylüyorum. Şu şekli çizerek çözemeyeceğiniz kesir problemi olmaz. Evet, şimdi biz bunu 5 eş parçaya bölüyoruz. Ve burada çocuklar böldükten sonra ne diyor ona bakalım. 5'te 3'ü kız öğrenciymiş. Tamam, 5'e böldüm. O zaman 1, 2 ve 3. Burası kız öğrenci. Çocuklar şöyle buraya yazacağım. Kız öğrenci. Çünkü problem çözerken böyle şekiller çizmek, kendi cümlelerimizle not almak bize her şeyi daha kolaylaştırır, anlamlı kılar. Onun için çocuklar bunu mutlaka yapalım.
Bizden sorduğu şey ne? Kız öğrenci. Şimdi sınıfta toplam 25 öğrenci var. Ben yine payda ne diyor? Diyor ki 5'e böl, her parçanın kaç olduğunu bul. Ben de onu dinliyorum ve 25'i 5'e bölüyorum ve her bir parçanın 5 olduğunu buluyorum. İşler ne kadar kolay ilerliyor. Bakın, her bir parçanın içerisine 5 yazıyorum. Evet, kız öğrenci. Zaten belirtmişim çocuklar. Bakın, şekilde zaten taramışım ben. 5, 10, 15. İşte cevabımız geliyor. 15 tane kız öğrenci var. Diyelim ki erkek öğrencileri sorsaydı ya da biz erkek öğrencilerin sayısını o sormadan da bulabiliriz. Bakın, geriye kalanlarda erkek öğrencinin sayısını verir bize. Şu şekilde her şey ne kadar kolay. Evet çocuklar, devam edelim. Ve diğer sorumuz, bakalım ne diyor. Aylin 228 sayfalık kitabın 6'da 2'sini okumuştur. Aylin kaç sayfa kitap okumuştur? Şimdi Aylin'in okuduğu kitap sayfa sayısını bulacağız. 228 sayfalık kitap. Ne yapıyorum önce? 6'da 2'sini okumuş. Ne yapıyoruz? Önce modelliyoruz ve şekil üzerine gerekli notlarımızı alıyoruz. Çocuklar, hemen şöyle 6 parçaya bölelim. 2 parçasını da tarayalım. Neden tarıyorum? Çünkü bu 2 parça Aylin'in okuduğu yer. Ha bak, bir bütün kitap olarak şurayı düşündüm. Aylin bu kadar okumuş. Çok mu okumuş? Yok. Az mı okumuş? Evet, şöyle anlayabiliyoruz değil mi? 2 parça okumuş ama 4 parçası daha duruyor. Evet çocuklar. Şimdi kitabımızın tamamı, yani bütünü 228 sayfa. Ben 228'i kaça böleceğim? 6'ya böleceğim. Payda diyor ki 6'ya böl, her bir parçasının kaç olduğunu bul. Ben de onu dinliyorum ve 228 bölü 6 diyorum çocuklar. Böleceğim ki her bir parçanın kaç olduğunu bulacağım. 2'nin içinde 6 yok. 22'nin içinde 6 3 kez var. 3 kere 6 18 çıkarıyorum. Evet çocuklar, 8 indirdim. 48'in içinde 6 8 kez var. 8 kere 6 48 ve çıkarıyorum. Evet çocuklar. Şimdi burada gördüğümüz 38 bize neyi veriyor? Nedir bu 38? Her bir parçadaki, çocuklar şöyle büyütüyorum. Her bir parçayı bulduk biz. Her bir parçanın içi 38. Eşit ya çocuklar bunların büyüklükleri. Şimdi Aylin kaç sayfa kitap okumuş? Taramışım bakın. 1, 2. Burada belli değil mi? Burası Aylin'in okuduğu yer. O zaman ben 38 ile 2'yi çarptığımda Aylin'in kaç sayfa kitap okuduğunu bulacağım. 16 elde var. 1, 2 kere 3, 6, 1 de elde 7. Evet çocuklar, bakın Aylin 76 sayfa kitap okumuş. Burada ailenin okudukları, okumadıkları kalanı da yine bulabiliriz çocuklar. Evet çocuklar, bugünkü dersimizde biz verilen kesiri kaç olduğunu bulmayı öğrendik. Ve bunu yaparken sizden tekrar tekrar istediğim, mutlaka modelleyin. Kendi cümlelerinizle notlar alın. İnanın yapamayacağınız hiçbir problem, hiçbir kesir problemi olmaz çocuklar. Evet, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.